Değerli basın mensupları, bugün işsizlik rakamları açıklandı. Oldukça yüksek. Geçen yıla göre 590 bin kişi daha işsizler ordusuna katılmış durumda. Ekonominin çok parlak olduğu yönünde anlatımlar var. Ama gerçek öyle değil. Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsizliğin olduğu evde huzur olmaz. İşsizliğin yoğun olduğu ülkede de huzur olmaz. Hükümetten beklentimiz şu: pek çok ekonomik paket açıkladılar. Ekonomi çok iyiye gidecek dediler. Bizler de sabırla bekledik. Ama gerçek tablo işsizlerin giderek arttığı bir tablo. Bu tablo hepimizi üzüyor. Ve Sayın Binali Yıldırım'a açık çağrıda bulunuyorum. İşsizliği önlemek istiyorsan bizim görüşlerimizi de dinle. İzlenen ekonomik politikalarla işsizlik önlenemez. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyeceğimiz yönündeki açıklama belli çevrelerde hayal kırıklığı yaratmış durumda. Bekliyorlardı Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Biz de bunu meydanlarda koz olarak kullanacağız. Biz milletimize güveniyoruz. Bu milletin ferasetine, bu milletin sağduyusuna güveniyoruz. Sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi sorunu değil. Sorun Adalet Kalkınma Partisi sorunu değil. Sorun Milliyetçi Hareket Partisi sorunu değil. Sorun memleket sorunu. Dolayısıyla kararı millet verecektir. Biz milletimize güveniyoruz. Öyle anlaşılıyor ki Binali Bey de Devlet Bey de hayal kırıklığına uğramışlar. Biz milli iradeye güveniyoruz. Biz halkımızın iradesine güveniyoruz. Kendilerini Anayasa Mahkemesi'nin yerine koyup böyle bir düşünce ifade etmeleri, doğrusunu isterseniz, beni de şaşırttı. Bütün yetkilerin bir kişinin elinde toplanması kadar yanlış bir uygulama yoktur. Dünyada böyle bir örnek de yoktur. Bir kişi çıkacak, ben bütün muhtarlıkları kapattım diyecek. Niçin? Bir kişi çıkacak, müsteşarın koşulları bundan sonra böyle olacaktır diyecek. Hakimleri ben tayin edeceğim, savcıları ben tayin edeceğim, büyükelçileri ben tayin edeceğim, genel müdürleri ben tayin edeceğim. Türkiye'nin devlet yapısını ben tek başıma değiştireceğim. Bu bir felakettir. Sonu belirsiz bir maceradır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu yetkileri bugüne kadar kim kullanıyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanıyordu. Herkesin yetkisini ve yetki alanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kanunla belirliyordu. Şimdi biz kanunu bir tarafa atıyoruz, bir kişinin iradesine bırakıyoruz bütün bunları. Bu doğru değildir. Nereye götürür? Türkiye'yi bir felakete götürür. Biz bu millete güveniyoruz, kendi milletimize güveniyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Sağduyusuna güveniyoruz. Ferasetine güveniyoruz. Demokrasiye bağlılığına güveniyoruz. Bayrağına olan bağlılığına güveniyoruz. Tek adam yönetimlerinin olduğu Suriye'ye bakın. Tek adam yönetimlerinin olduğu Irak'a bakın. Suriye ve Irak çok iyi bir örnektir. Biz de onlara benzeyelim diyorlarsa Türkiye bir felakete sürüklenir. Ama hayır, Japonya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, Fransa'ya bakalım, Amerika'ya bakalım, diğer ülkelere bakalım ve bu ülkelerde demokrasi nasıl gelişiyorsa biz de kendi ülkemizde demokrasiyi geliştirelim diyorlarsa vatandaşlarımız hayırlı bir karar vereceklerdir. Biz vatandaşlarımıza güveniyoruz. Başı örtülü bir kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınamıştım, doğru olmadığını ifade etmiştim. Hiç kimsenin giyim tarzıyla uğraşmak gibi bir düşünceyi hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine, kuşamına herkesin saygı duyması gerekir. Ben de öğleden sonra aileyi ziyaret edeceğim. Kız kardeşimle tanışacağım. Onunla onun da sorunlarını dinleyeceğim.